Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte paganizm nedir onu anlatacağım. Öncelikle paganizm çok karışıktır. Misal şöyle, doğaya inanırsınız, doğa size nimetler sunar. Doğa size zarar verdiğinizde doğa size afet gönderir. Sonra reenkarnasyon vardır. Reenkarnasyon da şöyledir, çoğu canlı içinde tanrılık barındırır. Siz ölürsünüz, sonra tekrar bir bitki çıkar, sonra o böyle ilerler. Tanrı hiç ölmez. Ondan sonra çok tanrıcılık vardır. Değişimlerden bahsediyorum bu arada. Mesela su tanrısı, yıldırım tanrısı, ışık tanrısı, hava tanrısı, toprak tanrısı, su tanrısı demiş miydim? Sonra bu da daha kolaylaştırsın diye diyeyim tarihçileri. Bunu üç evreye bölüyor. Birinci evre, tek tanrılı dönemler öncesinde toplumların çok tanrılı ve doğa temelli inançlarına dayanır. İkinci evre mezopaganizmdir. Bu arada birinci evre de paleopaganizm. Adını söylemeyi unuttum. İkinci evre mezopaganizm. Bu daha çok Rönesans'ın tam 19. yüzyıla kadar eski inançların yeniden canlandırmasına dayanan. Ancak bazı araştırmalarda ezoterik hareketlerin de bu akım içerisine dahil ederler. Örneğin Gül Haç kardeşliği, Masonluk, Altın Şafak vesaire. Evre 3. Neopaganizm. 22. yüzyılın ikinci yarısında tam olarak ortaya çıkmıştır. Ancak kökenleri daha eskiye dayandığı düşünülen neopaganizm, doğaya dayalı, doğanın döngülerini takip eden ve doğayı tanrıça kavramıyla özleştiren bir inançtır. Ama şöyle bir şey de vardır. Bu hard kapitalist dönemde bunu yapmak pek imkanlı değildir. Tabii ki de şu da vardır. Bunu genellikle insanlar kitap yazarken ya da tartışma programlarında anlatırken ya da bir şey anlatırken neopaganizmden bahsederler. Üçüncü evre olarak. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.